Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir villanın tanıtımı için geldim. Daha önce burası satılmıştı ama satıştan geri döndü. Bunun nedenini bilmiyorum. Çünkü biz satmamıştık arkadaşlar. Burada araç girişimiz ve yaya girişimiz var. Bitişik nizam, müstakil girişli. 3 artı 1 güzel bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamımız da 1.590.000 TL. Çevreye göre gerçekten şu an kelepir sayılabilecek bir fiyat arkadaşlar. Çünkü çevrede bu fiyatlara yer yok. İnanın artık bu fiyatlara yer de kalmadı. İnsanlar da dolar euronun artışıyla birlikte evlerine zam yapmaya başladı. Tabii piyasaya normalde 2 haftada yansıması gerekirken 1 saat içinde yansımaya da başladı. Bunun da altını çizelim. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz arkadaşlar. Güzel bir girişimiz var. Tek araçlık ya da 2 araçlık park yerimiz mevcut. Sağ tarafımızda da geniş bir bahçe alanımız var. Buradaki bahçe alanı çok hoş aslında. Sadece bu palmiye ağacının keşke ortada değil de köşe kısımda olsaydı. En azından bu alanı rahatlıkla kullanabilirdiniz. Ama bu şekilde de tabii bu ağaç biraz daha büyüdüğünde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bitişik nizam. 3 artı 1 havuzlu. Müstakil girişli 1.590.000 TL. Satış rakamı, fiyatı başta söyledim mi bilmiyorum. Burada da güzel bir havuzumuz var. 25-30 metrekare büyüklüğünde. Satıştan sonra bunların motorları yerleştirilecek. Tahliye deposu yok bunlarda. Direkt devir daim yapan bir motor arkadaşlar. Sürekli temizleyip tekrar havuza suyu veriyor. Aslında yeni tip motorlar da diyebiliriz onlara. Daha güzel diğerlerinden. Çünkü artı bir alana ihtiyacınız yok bunda. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Isı pompası için orada yer bırakılmış. Isı pompası yerleştirip kalorifer tesisatının olduğunu da söylemek istiyorum. Isı pompası yerleştirip hemen kullanabilirsiniz. Eğer ben böyle kışın üşürüm diyorsanız sadece yapmanız gereken ısı pompası ve petekleri yerleştirmek. Gerisi zaten hazırlanmış oluyor. Bu artık mecburi arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Mecburi yeni yapılan evlerde doğalgaz tesisatı olmak zorunda. Artı bir özellik değil, mecburi. Dışarıda böyle 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanılmış, siyah. Aslında birkaç yerde kullanılmış bu. Ön taraflar hariç yan taraflarda kullanılmış. Amber ışığından da böyle bir şey koymuşlar, spot koymuşlar çift taraflı. Akşamları çok güzel gözüküyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Akşam bakmak lazım buraya tekrardan. Girişimiz böyle biraz yukarıda kalmış. İsterseniz buraya bir ramp oluşturulabilir. Eğer yürümekte zorluk çekiyorsanız. Giriş kapımız salon mutfağı açılıyor. Girdiğimizde sol tarafta mutfak tarafı, sağ tarafta da salonu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun nedeni bitişik nizam olmasından kaynaklı bir durum. Bitişik nizam evlerde genelde metrekareden dolayı, imar durumundan dolayı bu şekilde kullanım yapmak zorundasınız. Diğer türlü hiçbir şey sığdıramazsınız. Buraya bir daha koridor koyduğunuzda alanı öldürmüş oluyorsunuz. Otomatikman salondan alacaksınız. O da bence hiç kimsenin oturamayacağı kadar küçük bir ev olur. 5.46'ya 4.37 sadece salon boyutu. Mutfak kısmı tabii ki ayrı. Televizyon ünitesinin arkası duvar kağıdıyla yapılmış ama bu inşaat firmasının yeni evlerinde genelde böyle baskı boyalar var, kabartma boyalar var. Onları kullanıyorlar. Duvar kağıdı artık bence de biraz daha eski çağlarda kaldı demeyelim de eskidi, eskidi. Tabii güzel, bazı duvar kağıtları çok güzel ama ben duvar kağıdını lavaboda çok seviyorum mesela. Mineral sıva yerine sadece lavabo üst tarafına, benim mesela ofiste yaptığımda alt tarafta tek sıra bir seramik döşedik, vitranın üst tarafına duvar kağıdı, onun üstüne de tablolarımızı astık. Çok güzel gözüküyor. Onu yapmasaydık mineral sıva yapacaktık. Ama bu şekilde de güzel olabilir. Yani biraz daha koyu renkte, şekilsiz bir duvar kağıdı daha şık durabilir. Burada da güzel bir mutfak var arkadaşlar. Mat beyaz dolap kapakları lake, siyah da kutularımız mevcut. Yeterli mi? Bu ev için bence yeterli. Çünkü zaten daha başka bir yeriniz yok. Mutfağı büyütebileceğiniz bir alanınız yok. Yapabileceğiniz tek şey buraya bir bar yapmak olur. Barın da altına dolap olarak yaptırırsanız kullanabilirsiniz. Başka türlü burada mutfak alanı yapamazsınız. Burayı da ölçelim. 77 santim burası. Tabii bir santimlerden fark edebiliyor. 80 santim diye düşünebilirsiniz. Altlarda led ışıklar var. Toplamda da 3-4 tane priz var arkadaşlar. Şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela şu alan, şu alan duvara kadar, yani çatıya kadar, tavana kadar yükseltilmeli bence. Eğer siz ev yaptıracaksanız ya da alacaksanız bunlara da dikkat edin. Çünkü şu üst taraf tozlanabiliyor. Burayı çıkıp kimse temizleyemiyor arkadaşlar. Eğer evde astım ya da
farklı bir sağlık sorununuz varsa o toz rahatsız edebilir. Yerler 60'a 120, mermer görünümlü seramik, merdiven altı da lavabo olarak değerlendirilmiş. Burayı siz böyle bakın, yukarıda detaylı inceleyeceğiz. Yukarıdaki lavaboyu, burası küçük olduğu için girmek istemiyorum. Yukarıya çıkış merdivenlerimiz çok geniş. Rahatlıkla çıkabilirsiniz buradan arkadaşlar. Orta katlı iki tane oda, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen karşısında ilk banyo lavaboyu görüyorsunuz. Ardından da odalar geliyor. Buradan biraz bahsedelim. Şimdi Vitra'nın gömme rezervuarı var. Duşakabinimiz çok iyi. Duşakabinin arkası farklı bir seramik kullanılmış. Yan tarafı farklı bir seramik kullanılmış. 60'a 120 mermer görünümlü seramik, ikisi de buradan okuyamıyorum ama duş başlığı da güzelmiş. Aslında duvardan olması daha mantıklı geliyor ama onları çok yerde görmüyoruz. Burada da yine farklı bir seramik kullanılmış. Güzel bir dolabımız var. Tamam, buradan okuyayım. Empress markada bataryalar var. Mesela bu da ters taraf açılıyor. Yani bu taraf açılması gerekiyor bence. Burada da bir makine yerimiz mevcut. Güzel, aslında kullanılabilecek her şey sığdırılmış buraya. Makineyi de buraya bırakmışlar. Şık da olmuş. Yan tarafında bir odamız var. Yan tarafındaki odamız arkadaşlar biraz geniş bir oda. Hatta diğer odadan daha geniş bir oda. Buranın boyutu 4 metreye 4 metre. 4 metreye 4 metre kare bir oda burası. LED ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Yine duvar kağıdı burası yapılmış. Çok da güzel olmuş. Şık duruyor. Ama duvar kağıdı bak oradan kalkmaya başlamış. Yani bunu düzgün yapılmayınca böyle sorunlar çıkabiliyor. Tabii ama değiştirebiliyorsunuz bunu. Rengini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi söküp atabilirsiniz. Alt tarafında zaten aynı şekilde boya mevcut. Burada bir de balkon var. Bugün hava da sıcak şansımıza. Güzel bir balkon arkadaşlar. Buradaki seramik çok güzel. Yerdeki seramikle, yani bahçedeki seramikle aynı. Güzel bir balkonumuz var. Hava çok güzel. Dün çok soğuktu. Bugün çok güzel. Yani tam böyle hasta edebilecek bir hava var Didim'de. Didim'e gelecekseniz yanınızda hem montunuzu hem de tişörtünüzü getireceksiniz. 3.29'a 4.72 boyutlarında, aslında burası da oradan aşağı kalır bir yanı yok. 3.29'a 4.72 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Bu alanında sadece bu duvarı. Bu odanın da bu duvarı. Duvar kağıdıyla yapılmış. Güzel olmuş. LED ve spot aydınlatmalar var. LED'ler gün ışığı, spotlarda beyaz ışık kullanılmış. Yerler laminat. Ortak kullanım alanları 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Tavan yüksekliği de çok güzel. Evin cephesi de çok güzel. Fiyatı da gerçekten ideal. 1.590.000 TL. En üst katta ebeveyn banyolu çok geniş bir odamız var. Bu villanın en geniş odası. 4 metreye 5.35 boyutlarında şık, kullanışlı, güzel bir oda arkadaşlar burası. Gerçekten güzel bir oda. İstediğiniz gibi her yeri kullanabiliyorsunuz. Tavan yüksekliği çok iyi. Sadece burası duvar kağıdıyla yapılmış. Bu arada sineklikler de mat beyaz. Çok güzel duruyor mat beyaz. Hava güzel. Güneş ışığını da çok rahat alabiliyorsunuz. Yani elektrik yakmadan da bu evlerin, odaların tamamında oturabiliyorsunuz. Bazen öyle yerler tanıtıyoruz ki sadece elektrik yakmanız gerekiyor. Yani dışarıdan hiç güneş almıyor. Ama onlara bakarak burası gerçekten çok ideal. Burada bir de ebeveyn banyosu mevcut. Yine Vitra'nın gömme rezervuarı. Bu duşa kabinler biraz sıkıntılı. Yani şu 2 metre bir insan, tabii ben 2 metre değilim, gösteremiyorum ama 2 metre bir insan buraya takılıyor arkadaşlar. Yani bu duşa kabini çözmek gerekiyor aslında. Bunun yerine oval da olabilirdi. Bunun yerine oval da olabilirdi ya da farklı bir şey. Sadece tek cam da kullanılabilirdi tavana kadar. Çünkü burası uzun boylular için daha zor bir yaşam alanı olabilir. Yani hem burada duş alacak, hem burada kullanacak, hem çıkacak, çok zor. Yine dediğim gibi burada güzel bir dolap var. Şık bir dolap var. Dolapların yan tarafları da böyle zarar görmeye başlamış. Neden acaba? Ve terasımız.
Terasta aşağıdaki zeminle aynı. Güzel bir terasımız var. Burada güzel bir de depomuz var. Burada güzel bir de depomuz var. İstenirse bu depo kaldırılıp terası da dahil edilebilir arkadaşlar. Teras olarak da kullanabilirsiniz o alanı. Çok güzel, şık bir villa tanıttım. Fiyat olarak gerçekten uygun. Çevrede artık kalmadı. Gerçekten kalmadı. Herkes fiyatlarını arttırmaya başladı. Tabii insanlar da kendine göre haklı. Alıcı tarafı da haklı. Ama güzel bir villa izlediniz. Bir tane kaldı. Zaten satılmıştı burası arkadaşlar ama geri döndü. Büyük ihtimal ya para getiremediler yurt dışından ya da krediden dolayı bir satış iptali oldu. Yoksa başka bir nedenden satış iptali olması imkansız. Çünkü alan her zaman kazanıyor. Alan her zaman gerçekten kazanıyor arkadaşlar. Burası da alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.